Radyasyon Onkolojisi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Kaplan, yeni cihaz ile hastanın solunum hareketlerini izlemek suretiyle tüm vücuttaki çok küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin normal dokuları maksimum koruyarak tedavi edilebildiğini söyledi. Radyoterapi ya da radyasyon onkolojisi departmanı hastaların, kanser hastalarının özellikle ışın tedavisiyle tedavi edildiği bölümlerdir biliyorsunuz. Bizim de radyoterapi departmanında kullandığımız pek çok özelliği olan cihazımız vardır. Bunlardan bir tanesi de şu an arkamızda bulunan ve TurboBeam adını verdiğimiz Linak tabanlı, yani Linear Accelerator adını verdiğimiz cihazlardan bir tanesidir. Temel özelliği bu cihazın aslında tüm hastaları tedavi edebilmekle birlikte daha çok işte başta beyin olmak üzere küçük lezyonları ve etrafında, yanında, yöresinde kritik organların olduğu lezyonları tedavi edebilme özelliğine sahiptir. Aslında bir anlamda halk arasında da nokta atışı adı verilen, yani etrafındaki normal dokuyu tamamen koruyarak sadece tümöre lokalize olan, sadece kanserli dokuyu tedavi edebilen bir cihazdır. Bahsettiğim gibi beyin tümörlerinde en çok bu cihazı kullanma imkanı var. Çok sınırlı, mesela hipofize lokalize, çok sınırlı, yarım santiminden altındaki tümörlerde bu cihazı çok rahatlıkla kullanabiliriz tedavi anlamında. Diğer hastalıklar, mesela akciğer kanseri veya meme kanseri gibi aslında solunumla yer değişen tümörlerde de hastanın solunumunu takip ederek, solunumun devamında işte tümörün yer değiştirmesiyle birlikte takip ederek tedavi etme özelliğine sahiptir.